gerçek var. Halbuki ağlayamamaydı değil mi? Evet. Şimdi Ömer Danış'ın... Ömer Danış kardeşimizin... Dedim ya... Daha şu anda çalışmalar safhasında olduğu için... Çok eskiden okuduğu güzel bir uzun ağa var. Okudun evet, değil mi bunu? Bunu eskiden okudum. Ve babam çok severdi bunu. Çocukluğumuzdan beri sürekli dinlerdik. O yüzden hep kulağımızda kaldı. Günün birinde inşallah söylemek nasip etti bize. Sizin albümde de yaş güzellemesi vardı. Ondan sonra önümüz de açıldı. Rahat rahat okuyabiliriz artık. Nedir parçanın adı? Dedim Adil efendim gel kıyma bana. Diyarbakır mıdır bu? Evet Diyarbakırlı Celal. Buyurun biraz. Dinliyoruz. Ömer Danış diyoruz ve Adil efendi diyoruz. Efendim gel kıyma bana. Dedi insaf ettim geldim imana. Dedim bir bu kerem eyle, bir bu secik ver bana. Kamaştırır gözlerim yavaş dedim dedelerim kana boyarsın dedi aşık olan döker kanlı yaş dile. Kalkmayınca aradan haber gelmez o gözlerin karadan. Ver muradımı yeri göğü yaradan. Koma ben bu hasretle yana. Gel be. Şeyi belirtmek istiyorum yalnız İbrahim abi. Ben genelde fantezi tarzında besteler yapıyorum. Türk sanat müziği bestelerim var.
Hatta pop tarzında da bestelerim var. Okuyor şarkıcıların birçoğu. Fakat ben yine de bir sanatçı ne olursa olsun kendi müziğini, halk müziğini bildikten sonra diğer müzik branşlarını yapmasını tavsiye ediyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Çok güzel. Bravo.